Hazır mısın? Hazır mısın? Hazırım. Hazır mısın? Hazırım. Hazır mısın? Değil misin? Hazırım. Tamam. Başla. Arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün Kendini Anlat serimizin 12. bölümünde Burak İnce ile birlikteyiz. Selam Burak. Merhaba. Biraz kendinden bahseder misin bize? Kendimden bahsedeyim. Ben Burak İnce. Bandırma doğumluyum. Memleketim Trabzon. 2 sene basketbol yaptım. 2 sene kickbox yaptım. Bir 5-6 ay kadar da karate yaptım. Yani spor yapmasını seviyorum. Yani bu kadar. Daha kendimle ilgili. Senaryo yazıyordum bir ara. Bir 6 bölüm kadar yazdım. Sonra sıkıldım, bıraktım. Senaryo Askıda duruyor mu? yani. Evet. Vay be. Spor yapmayı bayağı seviyormuşsun. Peki karate, kickbox hakkında biraz bilgi verir misin bize? Yani kuşaklarıdır falandır. Kuşaklar hakkında bilgi vereyim. Karate ve kickboksun kuşak arasında renk farkı var. Bir de şöyle diyeyim, karate'de beyazdan direkt kırmızıya atlayamıyorsun. Beyaz, beyaz kırmızı bir, kırmızı diye gidiyor. Seviye Kickboksa da evet, kickboksa direkt hani karate gibi değil. Direkt beyazdan sarıya geçiyorsun, sarıdan yeşile. Kickboksa karate'nin kuşak renkleri de farklı aslında. Aynı düzeyde gitmiyor. seviye. Peki çok fazla hani zorluğu var mı bu sporların? Sakatlamaları çok yüksek mi? Yani ister istemez sakatlıklar oluyor. O aslında yaptığın düzeye bağlı. Hangi sertlikte yaptığına bağlı. Maç düzeyinde olarak dersen kickboksun 7 farklı düzeyi var. Light diye gidiyor. En zorunuz K1. K1'den önce full kontak. Ne yaptığın ağırlıkla profesyonelliğine de değişiyor. Hani bana soracak olursan karate mi kickbox mu dersen, ben karate değil kickbox tercih ederim. Peki bu sporlara devam ediyor musun hala? Bir 4 ay kadar önce bir ara verdim. Tekrardan başlamayı düşünüyorum. Basketbol da oynadım demiştin. Evet. O profesyonel düzeyde mi yoksa arkadaşlar arasında öylesine maçlar mı? Spor kulübündeydim ben. Önce bandırma gücü diye var bandırmada. Oradan Marmara Birliği'ne geçmiştim. Oradan da Bahmet'e geçtim. Bayağı güzel yani bir kariyer aslında devam edebilirmiş. Senin kararın. Peki senaryo yazdım demiştin. Bu senaryo hakkında bize bilgi verir misin biraz? Vereyim. Benim senaryom daha çok macera, aksiyon tarzındaydı. Macera, aksiyon, komedi, romantizm hepsinin bir arada olduğu bir şey. Konusu bana kalsın diyeyim. Çünkü ben ne zaman birisine konuyu anlatmaya kalksam, birazını anlattıktan sonra hani devamını istiyorlar. Devamını anlat, benim aldığım senaryoyu başka bir taraf çekip hani yenileyip devamını da getirebilirler mi diye şüphesi de oluyor. O yüzden pek anlatmayı taraftarı değilim. O korku olur tabii ya. Çünkü benim de verdiğim o kadar bir emek var. Bilgisayarım bozulmuştu. İnternet kafede çekmek, yazmak zorunda kaldım. Benim spor salonundan bir kardeşim vardı. Benle gelmişti. Ben 12 saat boyunca bilgisayarın başında kaldım. Artık kekelemeye başlamıştım yazmak, düşünmekten. Yanımdaki bilgisayardan kaldım. Birazcık kalk havalandım diye. Yani insanlar genelde internet kafeye oyun oynamak için ya da bazı işlerini halletmek için gider. Sen 12 saat boyunca yazı yazmışsın. Hani helal olsun, takdir ettim. Umarım bu senaryo konusunda istediğin başarıya ulaşırsın. Devam edersin inşallah çünkü hani güzel bir şey sonuçta. Peki karantina İnşallah. günlerin nasıl gidiyor? Karantinada ne yapıyorsun? Böyle klasik sorulardan sorayım sana da. Güzel bir soru. Genelde uyuyorum. Herkesin yaptığı gibi.
Vakit oldukça mutfağa giriyorum. Tatlı olsun, yemek olsun. Hani üşenmezsem diyeyim daha doğrusu. Ben yemesiyle yapmasını seviyorum, toplamasını değil. Öyle bir sıkıntı var bende. Uyuması daha hoşuna gidiyor senin. Bence yapması güzel, toplaması değil. Mutfağa giriyorum, yapıyorum ama mutfak da bir yandan dağılıyor. Yani yaparken ben bu kadar çok nasıl dağıttığımı da anlamıyorum zaten. Yanında çöp poşetim oluyor ama poşeti koyduğum halde dağılıyor mutfak. Yemek konusunda bayağı başarılısın. Senin Instagram'da storylerini görüyorum. Hani sürekli farklı yemekler yapıp paylaşıyorsun. Peki bunun sırrı nereden geliyor? Bu kadar çok yemek yapmayı nasıl öğrendin? Bir ara annemin yanında duruyordum. Onunla bir YouTube'a falan bakıyordum. Yani seviyorum aslında yapmasını. Kafamı dağıtıyorum daha doğrusu. Yani Hani bir şeyle kafama bir şey verici onunla sinirimi, psikolojimi bozacağım ama mutfağa gidip bir şeyler yapmak, oyalanmak daha iyi geliyor bana. Bayağı güzel çünkü benim de canım çekiyor görünce öyle tatlıları. Güzel de yapıyorsun. Tebrik ederim seni. Hani birçok konuda yeteneğin var Teşekkür ederim. aslında. Hem yazarlık olsun, hani spor olsun, yemek olsun. Kendini hani kişisel konuda geliştirmiş bir insansın bayağı. Teşekkür ederim. Peki buradan artık hani videonun sonuna doğru da gelmeye başlayalım. İzleyenler için Bu söylemek kadar mı istediğim çok sıkıldım? yok sıkılmak değil de genelde hep bu aralarda tutuyorum video formatını o yüzden ama sen anlatmak istersen daha fazla şeyler konuşabilirsin. O senin isteğine bağlı. Yani olur aslında. Ben zaten evde canım sıkılıyordu. İyi olmuştu bence fırsatta. Eğer istersen hani ilerleyen bölümlerde Burak İnce 2 de gelebilir senin için. İyi olur aslında. Yani tabii o zaman korona bitmemiş olursa daha iyi olur. Korona bitince pek vaktim olmuyor benim. Ki Ya. zaten biliyorsun oturmasını da pek seven bir insan değilim. Devamlı Evet. bir hareket halindeyim. Sürekli geziyorsun ya. Bayağı geziyorsun hem de seni bildim bileli İşte o yüzden korona benim için çok güzel oluyor. geziyorsun. Bu gezmeyi sevenler için Devamlı korona. evde. Yani sıkılıyorum diyemem. Pek sıkıldığımı da söylemiyor. En azından nasıl desem oyalanacak bir şey buluyor insan evde istersen. Oyalanacak ya senin için zaten yemekler tamamdır işte bayağı oyalanacak bir konu oldu yemeğin başında zaman geçirmek. Hani benim için oyalanma şeyim de bu bilgisayar, YouTube, kanal. Evde tüm günüm böyle geçiyor. Senin yemek, benim bu kanal. Her insanın böyle oyalanacak belki bir şey vardır ya. Bazen bence YouTube kanalı açsam mı diye düşünüyorum aslında. Bazen çok niyetleniyorum. Sonradan vazgeçiyorum. Ya şöyle bir durumu var. Aslında ben YouTube kanalı açmaya kalksam hangi konu üzerinden açacağım konusunda pek emin olamıyorum. Ya şöyle diyeyim sana çok zor bir şey. Hani ben şu bölümlerde, montajlarda hani fark ettim. Hem bu çekimleri zor, hem montajı zor. Hani ben severek yaptığım için bana çok fazla şey olmuyor ama hani çok zor ilerleyen bir durum. Hani o kadar videonun ardından şu an mesela şu anki tarihle 77 tane abone var. Hani ilerlemeyen bir durum ya. Öyle diyeyim sana. İlerliyor ama çok yavaş ilerliyor. O yüzden çok fazla ısrarcı olmak zorunda kalıyorum bu konuda. Hani kendimi daha ileriye atmak, yükseltmek için, daha çok şeyler yapmak için. Ve biraz da inanç gerekiyor ya. Hani ben bu inancı içimde kaybetmediğim sürece hani bu kanalla uğraşmaya devam ederim. Ve hani işin sonunda da güzel şeyler olacak gibi gözüküyor ya. Ama işte işin sırrı inanç burada bence. Ya zaten en başta başladığın zaman ben sizin kanalına birkaç defa baktım. Hiç abone sayısı olarak bir şey gözükmüyordu. Dedim herhalde hiç abonesi yok. Sen Yok. şimdi 77 tane deyince çünkü birkaç defa baktım. Hem internetten baktım hem kendi telefonumdan baktım. YouTube'da kaç tane abonem var diye. Aslında senin bu kendini anlat programında eksik olan kısmı önceden birkaç tane soru hazırlaman gerekiyor. Ben Yani direkt sadece kendini anlat tarzında bir şey
olunca pek insanların izleyeceği bir şey değil. Yani genelde şu tarzda bakıyorlar. Ben niye kendim, bana onun hayatına neyse ne diye geçiyor genelde insanlar. Yani en azından ona karşı merak edilen birkaç tane soru hazırlasam. Yani bu böyleymiş, bu tarz hevesle varmış diye insanlar daha çok izleyebiliyor. Ya o hataları ben de gördüm zaten, düzeltmeye başladım. Ki en büyük sorunum bana göre videonun başlığındaydı. Artık başlıkları biraz daha insanların dikkatini çekecek şeyler koymaya çalışıyorum. Hani çok da fazla abartmadan hani olanı sadece videoya başlığına koymaya çalışıyorum. O biraz daha dikkat çekici olacaktır bana göre. Bu arada YouTube'daki aboneler sayısını ben kapattım. Hani şu anda o yüzden gözükmüyor. Hani istersen ya da açarım da şu an çok erken gibi geliyor bana açmam için. Hani biraz daha zaman geçse öyle açsam diye düşünüyorum. Yani sen bilirsin, yani insan gelip de bir, hani merak ediyor. İnsanlar bazen de hani bu kişinin bu kadar abonesi var, ben bu kadar abonesi var ki demek ki izlenebilen bir şey diye de bakıyorlar insanlar. Yani o da doğru. Bakıyorum abone gözükmeyince hemen bunu kale alan insan yok. Ben niye videosuna bakayım diyen de olabiliyor. O Ya yüzden sormuştum hani abone yok mu diye. o da doğru ya aslında, hani çünkü insanlar bakıyor böyle şeylere, cidden abone sayısı yüksekse hani bu psikolojik olarak etkiliyor insanları. Soru olarak da sana şunu diyeyim, az önce şey demiştin, soru olarak değil de sen bana şöyle bir cümle kurmuştun hani birkaç tane soru hazırlasan diye. Ya ben şunu düşünüyorum, bu hem röportaj tarzında hem de küçük sohbet tarzında. Hani mesela şu an daha çok röportaj değil de sohbet ediyormuş gibi olduğu için sorular daha çok doğaçlama olsun istiyorum. Hani senin daha çok bölümün neyse, neyle ilgileniyorsan o konudan sorular sormak istiyorum sana. Hani muhabbetle gelişen şeyler olsun istiyorum. Muhabbet tarzında da hani şey de sormuyor diyebilirsin aslında. Hani bu kadar zaman spor yapmışsın, seni spor başlatan nedir? Hani o kişinin alanıyla da ilgili sorular da üretebilirsin. Ben sana DM'den de sormuştum hatta. Hani bana ne soracaksın? Yani ona göre hazırlanıp da geleyim diye. Ha şey, ama o O yüzden sormuştum ben. o söylenmez ya Çünkü şimdi. birkaç kişiye baktım videolarına. Devamlı hani insan benim yaşımdaki çoğu kişi okuyor olduğu için devamlı okulla ilgili şeyler konuşuyorsunuz. Ben de hani daha üniversiteye başlamadığım için o yüzden sormuştum zaten hani ben okuyor olarak gözükmüyorum bana ne soracaksın diye. Olsun en Genelde azından. okulla ilgili konuşuyorsunuz. Ama şu an senin videon çoğu kişinin videosundan daha uzun süreli olacak yani. Baya 15-20 dakikalık bir video çıkaracaksın sen herhalde bana. İstiyorsan kapatabiliriz yani ben. Yok hani okusan da okumasan da mesela ben birçok okumuş kişi gördüm. Hani sadece okumakla pek bir şey olmuyor. Bana göre insanın kendisini diğer açılardan da geliştirmesi lazım. Hani sen diğer açılardan kendini geliştirmiştin. Okumak bunun kolay yanı gibi geliyor bana. Hani spordur, yazarlıktır, yemek, hani o konularda sen kendini iyice geliştirmişsin. Okumayı da hani yapabilirsin. Ama birçok insan var ki sadece okuyor. Hani boş okuyor öylesine. Hani diğer alanlarda kendilerini hiç geliştirmemişler. Yani aslında insanlar okumak için okumuyorlar. Okumuş gözükmek için okuyorlar. Hani belgem olsun. İleriki zamanda benim bu belgem vardı ama onu okuyup da o işi yapmayan insanlar da var. Biraz da aileden gelen bir şey bu. Ailenin verdiği bir zorunluluktan dolayı olan bir şey bu. Yani o baskı üzerinde hissettikleri zaman o sıkıntı oluyor Hani o insanlar için. bölümü istemeyip de hani bazı ailelerin baskılarından kaçmak isteyip hani bir bölüm kazanayım da alemden kurtulmak için de gitmek isteyenler var. Evet, var öyle insanlar ya harbiden. O çok kötü bir durum bana karşı. Hani insan ailesine karşı böyle olmasa daha iyi olur gibi geliyor bana. Hani bu herkesin kendi görüşü ama yine de ben bunu düşünüyorum. Ya aslında onları da anlamak lazım. Nasıl bir şekilde, nasıl bir geçim tarzı olduklarını bilmediğimiz için aile içinde. Kapatmadan önce söylemek istediğin son bir şey var mı? Hiç beklemiyordum böyle bir şey.
Hiçbir şey kafalarına takmasınlar ya. Kafayı takınca insan bir sapıtıyor. Her şeyi oluna bıraksınlar. Bu benim için de geçerli olan bir şey. Yani hayatı oldukları gibi yaşamak gerekiyor. Onu diyeyim ben son cümlem olarak. O zaman kendine çok iyi bak Burak'cığım. Oğlum ben videoları bitiremiyorum ya.